Permütasyon yazılıda çıkabilecek sorular 12. Bu videomuzda permütasyon konusundan karşımıza sınavlarda gelebilecek bir soru tarzını inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. 10 kişinin katıldığı bir yarışta A şıkkında ilk 3 sıra kaç farklı biçimde oluşabilir? B şıkkında son 2 sıra kaç farklı biçimde oluşabilir? C şıkkında tüm sıralama kaç farklı biçimde oluşabilir şeklinde sorulmuş. A şıkkımızla başlayalım. 10 kişinin katıldığı bir yarışta ilk 3 sıra kaç farklı biçimde oluşabilir diyor soruyor. Onun üçlü permütasyonu. Onun üçlü permütasyonunun yaptığı şey, bu 10 kişiden 3'ünü seçiyor, kaç farklı şekilde seçilebileceğini buluyor, arkasından bunların kendi aralarındaki bütün sıralamalarını hesaplıyor. Bunun hesaplanması da burada 3 olduğunda 3 tane geriye doğru gidip çarpacağız. 10 çarpı 9 çarpı 8. 90 720. Veya bu soruyu nasıl düşünebilirdik? Birinci olmaya aday 10 kişi var. İkinci olmaya aday 10 kişi var. Nasıl 10 kişi var? 9 kişi var. Bir kişi hem birinci hem ikinci olacak değil tabii ki. Tamam. İkinci olmaya aday 9 kişi var. Üçüncü olmaya aday 8 kişi var. Bunları çarptığımızda da 720 sonucunu bulur. İster permütasyonu kullanıp sembolsel yapabiliriz. İstersek de bu şekilde daha anlamaya dayalı birinci, ikinci, üçüncü olmaya aday kaçar kişi var? Onun üzerinden yapabiliriz. B şıkkına geldiğimizde son iki sıra kaç farklı biçimde oluşabilir? 10 kişiden ikisinin seçilip son iki sırada sıralanmasına bakılması lazım. Tam olarak onun ikili permütasyonu bu sorunun cevabıdır. Burada 2 olduğu için 2 tane geri gideriz. 10 çarpı 9, 90 sonucunu verir. Veya nasıl diyebiliriz? Sondan birinci olmaya kaç aday var? 10. Sondan ikinci olmaya kaç aday var? 9. Bunları çarptığımızda 90 sonucunu bulabiliriz. C şıkkına geldiğimizde tüm sıralama kaç farklı biçimde oluşabilir? Özünde 10 kişinin katıldığı bir yarışta tüm sıralama 10 kişinin yan yana dizilmesi olayı gibidir. 10 kişinin katıldığı yarışmada tüm sıralama 10 faktöriyel kadar farklı biçimde oluşabilir. Bunu nasıl düşünebiliriz? Birinci olmaya 10 aday, ikinci olmaya 9, üçüncü 8. Bu şekilde 10'uncuya kadar gidersek 1'e kadar ineceğiz. Yani tam olarak 10 faktörünü bize gösterecek. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz. Son bir kez yine de konuşalım. İlk 3 sıra 10'un üçlü permütasyonu. Son 2 sıra 10'un ikili permütasyonu. Tüm sıralama n kişi var, n faktöriyel. Bu şekilde bu videomuzu noktalayalım.